Mesela orada adam arabasının arkasına yazmış ki 50 sene önce sen olsaydın biz Avrupa'da gurbetçi olmazdık. Audi'nin arkasına bu yazı yazıyor. Sen Türkiye'de Audi alabilir misin? Şu anda Türkiye'de alabilir misin? Doğalgaz bulduk dersin, doğalgaza zam yaparsın, tabii ki de geçinemezsin. Ekonomi çok iyi, güzel, düzgünse nasıl utanmadan milletten mesaj gönderip de 10 TL 10 TL yardım istiyorlar ki? Ben onu... Avrupa'da var mı öyle bir şey? Yani 2300-2500 lira verdiğin asgari ücretle bir ay bir ailenin geçinebileceğini düşünüyor musun? Ekonomiyi nasıl görüyorsun? Berbat. Şu an Türkiye'de ekonomik zaten işler acısı. Euro görüyorsunuz 9.000 10.000'e geldi, dolar da aynı. Hani her şartları Türkiye'de çok zor zaten. Bunlar da abim gibi yurt dışında gelmiş. Yurt dışındaki Türkiye'deki farklılık ortaya çıkıyor. Yani kendileri de açıkça söylüyorlar yani. Ekonomik Türkiye'de şu anda dibe vurmuş. Hangi gibi. Ülkeden geliyorlar? Fransa'da kendisiyle görüşebilirsin. Yani oranın ben de yaşadım zaten, dönüş yaptım. Pişmanım dönüş yaptığım için de. Şimdi oranın ekonomisi, Avrupa'nın ekonomisi, buranın ekonomisi arasında dağlar kadar fark var yani. Bazı gurbetçiler Türkiye'nin ekonomisi daha iyi diyorlar. Ya şöyle bir şey, nasıl adam orada çalışıyor, atıyorum 1000 euro ile geliyor, 1000 euroyu burada bozduğun zaman şöyle söyleyeyim, 10.000 TL yakın para yapıyor. Gidiyor Bodrum'da, Antalya'da gezip rahatça gidebiliyor. O 1000 euro ile mesela Avrupa'da bir gün dolaşamaz bile. Yani nasıl ekonomisi de iyi oluyor onu anlamadım. Ya euro düşünebiliyor musun? 1000 euro burada 10.000 TL. 10.000 TL ile de burada. Genelde Almancı vatandaşlar Almanya'yı kötüleyip Türkiye'nin ekonomisinin daha iyi olduğunu, hatta Almanların Türkleri kıskandığını söylüyor. Peki şöyle bir şey söyleyeceğim. Madem Avrupa, Türkiye Avrupa'dan da güzelse bu insanlar neden Avrupa'da yaşıyor? Gelin burada yaşayın. Doğru değil mi? Mesela orada adam arabasının arkasına yazmış ki 50 sene önce sen olsaydın biz Avrupa'da gurbetçi olmazdık. Audi'nin arkasına bu yazı yazıyor. Sen Türkiye'de Audi alabilir misin? Şu anda Türkiye'de alabilir misin? Ben Avrupa'da yaşıyordum. Dönüş yaptım, çok pişmanım yani. Açıkçası söyleyeyim yani. Yani imkanım olsa tekrar gideceğim. Bu da kuzenim Fransa'da yaşıyor. Yani kendisi de burada söylüyor. Yani hayat şartları burada gerçekten çok zor yani. Ya biz onu şaka niyetine alıyoruz ha. Ben bazen YouTube'dan falan seyrediyorum. İşte Türkiye'yi, Avrupalar Türkiye'yi kıskanıyoruz falan. Gülmekten ölüyoruz, ne diyelim biz. Kıymanın kilosu kaç lira olmuş lan burada? 10 euroyu geçiyor. Bizim orada kıymanın kilosu 6 euro. Burada 10 euro. Nasıl ekonomi uçuyor ben onu anlamadım ya. 10 euro da burada biliyorsunuz. Tabii ki. 10 euro da burada 80 TL mi ne yapıyor? 80-90 TL para yapıyor. 100 liraya geçti euro. Aynen. 90 TL. Aynen. Güzel. Ekonomi yani Türkiye'de o kadar iyi değil. Tabii pandemi süreci de tamamen bitirdi. Ben peki neden gurbetçiler genelde hükümeti destekleyen gurbetçiler Türkiye'nin ekonomisini yani daha iyi? O 3-4 tanesidir tamam mı? Ya gidip onları, seçiyorlar birer tanesini seçiyorlar. Birer tanesini seçiyorlar. Biliyorlar zaten baştan. Ona öyle soru soruyorlar. Gurbet. Hayır, biz röportaj yaptık. Eminönü'nde hatta izlemişsinizdir. İki tane bir kadınla bir amca röportajda Türkiye çok iyi dedi. Hatta millet tepki gösterdi. Onu biz çektik. Doğrudur. Çok iyi, güzel de niye gelip yerleşmiyor o zaman? Avrupa'da çalışıp da gelip Türkiye'de yiyor. Ya amca, ben hiçbir şey anlamadım. Neden öyle konuşuyorlar? Neden öyle söylüyorlar? Rahatlar bozulmasın diye mi? Yok aslında bunlar zannediyor ki böyle... Siyasi farklılık var orada. Aynen, bir de zannediyorlar ki... Kimi tuttuklarını biliyorlar. Ya. O amca orada emekli olmuş, eşi emekli olmuş. Bitti. Alıyor orada euroyu. Türkiye'de de emekli olmuş alıyor. Yani düşünebiliyor musun? Şu anda ben bu ülkede çok rahatım. Maddi manevi olarak çok rahatım. Ben bu ülkeyi kötüleyebilir miyim? Ben bugün kalkıp Fransa'yı diyebilir miyim? Değil mi? Niye? Madem burası iyiyse ben burada yaşarım. Niye şey yapayım? Adam Almanya, Türkiye'yi bizi kıskanıyorlar. Almanya Türkiye'yi kıskanıyor. Allah'ını böyle seversen şey abim ya. Almanya Türkiye'yi mi kıskanıyormuş? Sen gel Almanya. Hadi hiç peş edil. Ha, Almanya bir de. Başka ülkelere deseler zoruma gitmezdi. Bir de Almanya kıskanıyormuş ha. Doğrudur. Kıskanıyordur ama bence ekonomik tarafından değil, başka bir teninden kıskanıyordur onu. Yani şöyle söyleyeceğim. Yani başkanlık sistemini kıskanıyordur bence. Onlar yapamıyor ya orada. Burada hayat şartları çok zor. Adam 100 TL inşaatta çalışıyor. 80 TL inşaatta çalışıyor. Ve bu adam burada bir yemek çok affedersin. Yani bir yemek yediği zaman diyor çok ucuz. Vurduğun zaman diyor bizim orada 10 euro. 10 euro burada 100 lira. Ben de ona diyorum ki burada zaten bir adam bu yemeğe çalışıyor. Doğru mu değil mi? Yani Türkiye'de Allah sorumuzu ayırsın. Yani ekonomik çok kötü. Gençler için çok kötü. Yani
Ekonomi çok iyi, güzel, düzgünse nasıl utanmadan milletten mesaj gönderip de 10 TL 10 TL yardım istiyorlar ki? Ben onu... Avrupa'da var mı öyle bir şey? Ya olabilir mi ya? Öyle bir şey olabilir mi Avrupa'da ya? Kendiniz bakın ya. Kendiniz bakın Avrupa'nın hangi ülkesinde 10 lira 10 lira istenmiş? Ben Fransa'da yaşıyorum, ben hayatımda mümkün değil yani. Devlet bizden 10 lira istesin. Biz orada kendi şirketimiz var. Acun Ilıcalı gibi adam, Ali Koç gibi ya adam 10 TL, 5 TL yardım istiyor. Bu tür adamlar istediği zaman yani düşünemiyorum. Zor. Allah sonumuzu hayırlısı, yapacak bir şey yok. Avrupa'da gelsin. Öyle bir şey göremezsin ya. Benzine biraz zam geldi, sarı yellekler çıktı. Değil zamı, zamı çektiler, bir de üstüne millete para verdiler, sussunlar da yeterdi diye. Sıkıyorsa Türkiye'de biri çıksın desin ki sigara paketi niye bu kadar zamlanıyor? Adamlar korkudan artık uçuyorlarmış. Bırak uçsunlar. Cumhuriyet Halk Partisi ne vereceğiz? Atamızın partisi ya. Yani halkçı parti. Yani halkın sorunlarını bilen parti. Başka kime vereceğiz ki? Ben yani. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. 17 senedir hükümette olan partiye oy verdiler de ne gördüler? Ben bunu gerçekten bir genç olarak çok merak ediyorum. Sınava hazırlanan bir öğrenciyim. Üniversiteye geçeceğim. Ben endişeliyim. Yani üniversite okusam mı okumasam mı diye ben tereddüt ediyorum ya. Gelecek kaygım var benim. Yani tabii ki de Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceğiz. Atamızın partisine inşallah eskisi gibi yaşayabileceğimiz günleri görmek istiyoruz. Ekonomiyi nasıl görüyorsun? Ekonomi yok ki. Ekonomi yok. Batık. Abi sen... Yani. Yani 2300-2500 lira verdiğin asgari ücretle bir ay bir ailenin geçinebileceğini düşünüyor musun? Tabii ki de geçinemez bu insanlar. Kirası var, ailesi var. Benim babam da emekli insan. Şu an çalışmıyor rahatsızlığından dolayı. Abi olmuyor yani. Ya sen 1000 lira kira verirsin, doğalgaz bulduk dersin, doğalgaza zam yaparsın. Tabii ki de geçinemezsin. Yani kendileriyle çelişiyorlar. Asla. Eğitimin nasıl gidiyor? Eğitim hayatı berbat abi. Gerçekten berbat. Düzenleme yapılmıyor. Şu korona döneminde okulu açtılar. Dediler ki biz her türlü önlem aldık. Ne önlem almışlar? Ben bunu çok merak ediyorum gerçekten. Yani asla öğrencilere gereken değer verilmiyor. Öğretmenlere gereken değer verilmiyor. Eğitimsiz bir ülke yetiştirmek için çabalıyorlar. Asla eğitime gereken değer verildiğini düşünmüyorum. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sizin kızınız. Evet kızım. Yayınlayacağız. İzin veriyor musun? Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki.